Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları, çıkan atları aktarmaya çalışacağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alırız Ankara'da. 10 koşulu dolu dolu program var yine Ankara'nın. Severim yani Ankara'yı. Bazen iyi sonuçlar aldığımız yerlerden biri Ankara. Bursa, Ankara, İstanbul genelde sevdiğim yerler oluyorlar. Birinci koşu Midin Dişi ile başlıyorlar. Birinci koşuda yeni koşan bu Midin Dişi şartlı birlerden geliyorlar haliyle. Oradaki aldıkları AGF'lerin üstüne koyan safkanlara biraz öncelik vermeye çalıştım. Yarışın AGF'leri var. 2-10 nolu safkanlar. Bunları erken saatte aldığım için AGF'ler değişebilir. Hani çok fazla dikkate almasak da gene de ortalama bu seviyelerde gideceklerdir. AGF'lerini artıran iki tane safkan var. 5 ve 3 nolu safkanlar. Bunlar sürpriz yapacaklardır. Ki 5 ciddi anlamda artırmış durumda. 19%'a kadar gelmiş. Plase durumunda. 10, 2, 2-10, 2 yarışın AGF'si. Şartlı birden dönen medium dişilerde ben at bulundurma taraftarıyım. Kolay kolay tek önermem inanmadığım sürece. Hani iyi bir safkan göremezsem önermem. At yazılması gerekir. Çünkü kimin çıkacağı, kimin kalacağı inanın belli olmaz. Yani tahmin vermek bu kadar zordur bu medium dişilere. Çok iyi bir at tespit edersiniz, bulursunuz. Hadi dersiniz, at ikinciliğe koşar kalırsınız. Öyledir. Tekiniz varsa kullanın ama. Şu atta gelir dediğiniz o atı inanıyorsanız bu maidenlarda, dişilerde, şartlı birlerde tek atın en güzeli o. En azından tekten yatırmış olurlar. Şimdi buraya 6 tane at yazacağız. 7. at gelecek. Her zaman olduğu gibi. 2-10, 5-3 ön planda olmak kaydıyla bir startta kalmıştı Kaisberg. Yarışta bir Kaisberg varsa her zaman tehlikelidir. AGF'si ne olursa olsun. 1 Aprantili 7. Bunların da kazanma potansiyellerini gördüm. Diğer atlardan AGF çok geri planda kalmış diğer atlar. Şimdilik görünmüyorlar ama hani örneğin Ankara'nın jokeyi küçük kardeş Çelik. Mesela Ali Kaçmaz. Yazmak isteyen arkadaşlara olma ihtimalleri her zaman vardır bu tip yarışlarda. İkinci koşu gene meydana geldi. Şartlı 19. 4 nolu safkan AGF doğru. Buna da rakip, onun kadar ben kaliteli gördüğüm, yarışta beğendiğim 7 nolu safkan oluyor. 4-7 erkek safkanlar için ideal mesafedir. Köy biraz zorlanır bu mesafede 2 nolu safkan. O yüzden 4-7 tek olacaksa kazancı yüksek olan 4. Alaçatılı tek kullanılabilir. 7 rakip, 5'ten de asfalttan da sürpriz gelme potansiyelinin olduğunu gördüğün için sürpriz at olarak öneririm. Bunlardan sonra artık köy. Bunlar da çıkmazlarsa mesela yarışı tabii ki biri çıkacak yarışta. Birinci olacak mecburiyetten. Yoksa hiçbiri olmaz. 2. O yüzden yazılabilir derim. Ama normali 4'ün yarışı kazanması kazancıyla. 3. koşu şartlı 4. 2 nolu safkan yüksek AGF'si doğru. Erkek safkan. Last best kazanması gerekir. Dişi atlar yanında bu grubu geçmesi gerekir. Tek olması gerekir. Grubun en kaliteli atı durumunda bir Razi Kendam. Kocaeli tarafından buraya getiriliyor. Bundan etkili bir performans gelebilir. Hani arkasına girme ihtimali var. Hani 2'yi geçecekse 1 geçecektir bence. Yoksa o da ensiye basar. 2 nolu safkanın normalde kazanması gerekir düşüncesindeyim. Diğer atlardan varsa tuttuğunuzu ilave edebilirsiniz. 4. koşu. Şartlı 5. 4 yaşlı Arapların şartlı 5'inde 3 yıldırım izi. Son yarışı üst düzeyde, üst grupta ve kendi yaşıtlarının üstünde bir grupla ikinci kaldı. Grubun en kaliteli atı oldu o yarışından sonra. Geçmesi, bu grubu kazanması, geçmesi gerekir. Tek olur 3 nolu safkan. Son yarışı başarılı olan diğer bir safkan da 8'di. Şahamet İstanbul'da. Tabi rakip olarak çıkacak karşısına. 3 eksik koşarsa yerine 8 geçer. Sürpriz artık 2-7 gibi safkanlar. Bunlar geri planda kalıyorlar. 3 kendi yarışını yaparsa, bir önceki yarışın daha doğrusu ikinciliğini
bu grubu kolay geçer düşüncesindeyim. Tek olması gerekir. 8 rakip 2 7 gibi safkanlar diğer atların yazımını size bırakıyorum. Bir hatta oğlum girer. Beşinci koşu altılı başlangıcı yine Maiden dişiyle başlatıyorlar bakın. Hani AGF çok dağılmış vaziyette AGF'ler. %1'lik AGF almış safkanların burada favori plasmanesine yükseldiğini gördüm. Tabi yarışlarından sonra görüldükten sonra AGF alıyorlar. Bunların içerisinde 7 nolu safkanın 5.liğini beğendim. Füruzan Kanatlı, Eskişehirlidir kendisi. Kanatlı Hatun, anne attı falan yani apart indirimi 55 kilo. Ben de ön planda çıkıyor 7 nolu safkan. Hatta kazanmasını dahi bekliyorum yani. Altının yarışı iyiydi. Bunlar hep %1'den sonra AGF alan safkanlar. 10 nolu safkan ciddi bir sürprize imza atabilir. 10 Nursu 3 5 9 9 AGF almış durumda. Bunlar da erken doğumlu taylar bir de. 9 5 3 ve grup farkındaysanız bu koşuyu altılı başlangıcına dengeli bir grubu. Yani en zor grubu koymuşlar. Bunu da bilerek yaparlar ki o gelmeyecek at yoktur. Kapattığımız zaman AGF gelir. Gerçi pek AGF'si de yok zaten. Yani kimi tutarsanız o AGF olmuş durumda. Az at yazsak yazmadığımız atlar gelir. Böyle bir grup Maiden dişi. Ben size 7-6'yı öneririm. 10 nolu safkanı da sürprizde öneririm. Yanına gelecek atı 10. Diğer atlar AGF alan 9-5-3. Diğer atların yazımını size bırakırım. Burası. Yani ya hissiyatımıza bağlı olarak az atla geçeceğiz ya da tek atacağız ya da at bulundurmak zorundayız. Öyle bir grup yani yakın atlar birbirlerine ciddi anlamda yakın görünüyorlar. 6. koşu handikap 15 dişi handikap 1 tek olur vaziyette start alan bir atı önereceğim. 9 Dil Bin Güzeli bu handikap şartında handikapa uyan neredeyse tek at durumunda 50 kilosuyla Mücahit Bayır'la. Yani çıkar bitirir düşüncesindeyim. Yukarıdaki atların kilo almasıyla, ağır kiloda kalmaları ile 9 çok şanslı koşar durumda. Yani bu handikapına bakmayın. Bu kilodan atınla yarışlarını gördüm. Kazanma potansiyeli yüksek. 6 sürpriz yapar. Bu ata dikkat edin. At yazacak arkadaşlara. Tatlı Uçar'ı öneririm. 4 Sevalcan bu iki safkan da eksik koşar ise Müslüm Çelik'le ağır kilosuna rağmen etkili olur. 7 Şintay'ı son 3 yarışında bekledim. 3 yarıştır. 1200'den sonra pek önermem bu atı Şintay'ı 7'yi. Geri planda çıkıyor bugün bende. Yazmak isteyen arkadaşlar AGF. 5 İlsun o da geri planda çıkan diğer safkan. Beklediğim safkan 9 arkadaşlar. Bu eksik koşarsa onun yerine 6'yı Tatlı Uçar'ı bekliyorum. 4 dahil diğer atların yazımını size bırakacağım. 7. koşu gene bir handikap 15, handikap 2. Yüksek AGF var burada. 3 nolu safkan Ice Tea. Hani AGF'yi tek atacak arkadaşlara itiraz etmem. Handikap yarışta 57 kilo. Tabii ki rakip, her zaman her atın rakibi vardır. Bunun da rakipleri var. Rakiplerini de ciddi gördüm. 3 yarıştır beklediğim son yarışında enseye basılan 8. Bu at bir yerde koşacak. O gün bugün ise 8 nolu safkan için yarış şartı ideal durumda. Giderlerse yarışa kazanırlar. Son yarışında enseye bastı bakın. İnandırıcı değil. Kumda çıktı. 7 faal yaptığı için 7 arkaya atılmıştı. İlk yarışında Maiden'den çıktı. Grubun kaliteli atlarından 8. Giderse kazanır. 6 üst düzey yarışlar yaptı bence tabii Çetinel. Bu da küçük Çelik'le bence şanslı durumda koşuyor. 3'e bunlar direkt rakip olurlar. Dediğim gibi 3 tek atacak arkadaşlara da kesinlikle itiraz etmem. 4 buranın atı değil Toros Kartalı. Bir tabela yapmasını bekleyeceğim ama tabii ki yazılır. Grubun kaliteli atlarından Toros Kartalı. Gene bir şartlı bir kazanması 61 kilo. Geri planda çıkıyorlar. 4, 1, 7 gibi safkanlar tercihen yazılabilir.
5-2 pencere kaldılar. Dün Elazığ son ayakta 2 at pencere bıraktım, 1-2 yaptılar. Yani bu tip handikap yarışlarında bazen böyle şeyler oluyor. Yani düşünün, 2 at bırakıyorsunuz. Bir de ikisi de ekürüydü gerçi ama olmayacak atlardı bence. Elazığ son ayakta 1-2 oldular. Hani ayarlasanız o kadar olmaz. Ayarlı değildir ama ayarlasanız o kadar yapamazsınız. 5-2 pencere. Beklediğim atlar 3'e rakip olarak 8, sonra 6 arkadaşlar. 8. koşu şartlı 4. Burada da 1 nolu Safkan. 92 handikap, şartlı 4, 55 kilo. 2 yarış kazandı. Geçtiği at 6, yıldız tozuydu. Orada eksik koşan 6 idi. Hala grubun en kaliteli atı. Bu formu ile apprentice hata yapmaz, kayba koşmazsa bu önemli. Şartlı 4'lerde bunlar olur çünkü. Bazen kayıp yarışı yapıyorlar bu AGF'ler. Bildiğim için yani rahatlıkla söyleyebiliyorum. Devamı başımıza geliyor. Yapmazsa öyle bir şey, kazanır tek olur. Tabi 6 rakip sürprizini dikkat edin, 4 nolu Safkan yapabilir. Grey Shadow. Bunlar tek kullanmayan arkadaşlara öncelikle 6 ve 4 nolu Safkanları öneririm bu iki atı. Yaş, derece, kazanma, form, handikap, kalite, 1 nolu Safkan'ın elinde. Eğer hani ters bir şey olacaksa, ikinci falan kalacaksa, yani yazık derim. Benim çalışmalarımda bugün için tek istiyorum. 9. koşu maiden dışı. Burada da 2 Safkan ön planda. 11 nolu Safkan yüksek AGF. 6 yeni koşan atlardan 3 ve 6 var. 3 nolu Safkan Kurtel. Tabi çok iyi bir orijine sahip. 3 Lafet. Bence kazanır bu yarışı. Düşüncesindeyim. Başına bir iş gelmezse, yeni koşuyor çünkü. Tek olabilir ki tek önereceğim bu maiden dışılarda. 11 %3'lük AGF'den sonra %30'a kadar yükselmesi pek normal değil bana göre. Tabi yükselmesi iyi bir at olduğunu, üçüncülüğünden sonra tabi yükseldi. İyi bir at olduğunu gösterir ama hani dönecekmiş gibi hissiyatım var içimde 11 nolu Safkan için. 6'da da çok güzel orucum var. Bu da 3 eksik koşarsa 11-6 yerine geçecek Safkanlar düşüncesindeyim. Ben 3'ü tek olarak öneririm kuponlara. Kurteller çıkartıyorlar, tutmuyorlar maiden'da. Diğerleri dolaşıma gireceklerdir zaten. Birçoğu öyle. 10. ve son koşu. Handikap 14, dişi handikap 1. Buraya hani ne kadar at yazarsanız buraya kadar gelme ihtimaliniz o kadar yüksek olur. Ki önereceğim Safkanlar da güzel sürprizli atlar. Yani Ganyan'ı gelecek atlar. Hatta yeterli bile görmek değil. Forim 8, Prenses Golda. Yaş, kilo avantajı, derece ve çim avantajı bu atın elinde. Kazanmasını bekliyorum. 8. Son ayak teki beklemek isteyen arkadaşlara da öneririm yani hiç. 8 onu Safkan'ı. 12. Maiden atı olmasına rağmen çimi deneyecekler. İyi yarış gelir 12 nolu Safkan'dan. Kazanabilir rakip. Yukarıda 5 nolu Safkan var. O da yaş avantajlı. Kilosu uygun. Son yarışı ikincilik. Çimi seven bir Safkan'dır. 5'te yarışta olması gerekir. 8'e rakip oldular. Bunlardan birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. Ki özellikle 8'den iyi bir yarış bekliyorum ve kazanmasını bekliyorum. Diğer atlar yazımı size bırakacağım. 10 örneğin. Sürpriz potansiyeli %3'lük bir at. 10, 7, 6 ve artık iyice diğer atlar. Yani kilo almış 2, 1, 4, 3 hatta 9'a kadar Mücahit Bayır'ın atına kadar inilebilir, taranabilir. Çok at yazan arkadaşlar tercihen bunlardan ilave edebilirler. Önemli olan 8, 12 gibi Safkanların kuponlarda olabilmesidir burada. Ki sürpriz hanesinde Ganyan'a gelecek atlar. Ankara'da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.